Merhaba, hoş geldiniz. Bizler günümüzde insanlık tarihi hakkında bilgilere geçmişte yaşamış insanlardan, medeniyetlerden geriye kalan yazıt, eser, yapı gibi şeyler sayesinde ulaşıyoruz. Tabii binlerce yıllık insanlık tarihinde çok az şey yok olmadan günümüze kadar kalabilmiştir. Bu yüzden geçmişle ilgili elde ettiğimiz bilgiler çok sınırlıdır. Videoda Türkiye'nin yakınlarında Akdeniz'de binlerce yıl önce batmış bir gemiden, Uluburun gemisinden bahsedeceğim. Bu gemi dünya tarihinde en önemli batıklardan biri olarak kabul edilir. Gelin Uluburun gemisinin neden önemli olduğuna ve bu batık gemisinden neler çıkarıldığına hep birlikte bakalım. İyi seyirler. Uluburun gemisi batığı 1982 yılında Kaş'ın 10 kilometre kadar güneydoğusunda bir sünger dalgıcı olan Mehmet Çakır tarafından keşfedildi. Sonraki yıllarda batığa çok sayıda dalış gerçekleştirildi ve batıktan inanılmaz eserler çıkarıldı. Böylece Uluburun gemisi batığı giderek önemli bir batık haline geldi ve ünlendi. Günümüzden 3300 yıl önce batmış olan bu gemi Geç Tunç Çağı'na aitti. Batık insanların Geç Tunç Çağı ile ilgili hem yeni hem de önemli bilgiler öğrenebilmesine yardımcı oldu. Uluburun gemisi batığı bugüne kadar Geç Tunç Çağı'na ait bulunan birkaç batıktan birisidir. Diğer batıklardan ön plana çıkmasının sebebi ise en büyük, en zengin ve kazısı en eksiksiz yapılan batık olmasıdır. Uluburun gemisi yaklaşık 15 metre uzunluğundaydı. Tahta döşemesi ve omurgası Lübnan sedirinden yapılmıştı. Gövdesi zıvanalı geçme yöntemiyle inşa edilmişti ve sağlam bir gemiydi. Uluburun batığı bulunana kadar zıvanalı geçme yöntemiyle yapılan bilinen en eski batık Kıbrıs açıklarında bulunan Gine batığıydı. Milattan önce 300 yılları civarında batmış bir gemiydi ve Uluburun gemisinden 1000 yıl kadar sonraki bir dönemde batmıştı. Uluburun gemisi günümüzden binlerce yıl önce batmış bir gemi olduğu için bu gemi hakkında bazı soruların cevaplarını ne yazık ki bilmiyoruz ve muhtemelen bu soruların cevaplarını hiçbir zaman öğrenemeyeceğiz. Mesela Uluburun gemisi kime ya da hangi uygarlığa aitti? Bu gemi nerede yapılmıştı ve hangi liman şehrine yük taşıyordu? Taşıdığı yükü ticaret amacıyla mı taşıyordu yoksa bir kişinin ya da krallığın servetini, ganimetini transfer mi ediyordu? Bu ve benzeri soruların cevaplarını bilmesek de Uluburun gemisinden çıkarılan eşyalara baktığımızda günümüzden binlerce yıl önce yaşamış olan uygarlıkların aynı günümüz dünyası gibi birbirleriyle iletişim halinde olduklarını anlayabiliriz. Uluburun gemisi çeşit çeşit malzemeler ve eşyalar taşıyordu. 300 kişilik orduyu donatacak tunç, kılıç, kalkan, kask, zırh yapmaya yetecek kadar ham madde vardı. Ayrıca fil dişi ve benzeri egzotik eşyalar bulunuyordu. Gemiye en az 7 ülke, devlet ya da imparatorluktan mal yüklenmişti. Bu malların arasında 10 ton Kıbrıs bakırı, 1 ton kalay, Nübiya'dan 2 düzine kadar abonoz ağacı, Mezopotamya'dan çoğu koyu mavi, bazıları açık mavi, mor ve bal renginde, külçe halinde işlenmemiş cam, incir, üzüm, nar, kişniş, sumak gibi besin maddeleri vardı. Ayrıca Kenan ve Kıbrıs'ta yapılmış sürahi ve çanak gibi pişmiş topraktan ürünler, Mısır yapımı bok böcekleri, altın takılar, 4 tane su aygırı dişi, yakın doğudan silindir mühürler, 24 tane taş çapa gibi çeşitli eşyalar vardı. Uluburun gemisinde bulunan en küçük nesnelerden biri som altından yapılma Mısır yapımı bir bok böceğiydi. Ayrıca bu küçük nesne gemiden çıkarılan en önemli parçalardan birisiydi. Üzerinde Nefertiti'nin adı yazılıydı. Bu küçük nesne arkeologların Uluburun gemisinin yaşını belirlemede önemli bir rol oynadı. Uluburun gemisi M.Ö. 1300 yılları civarında battığında birileri ya da bir krallık bir anda önemli bir ganimetini ya da servetini kaybetmiş olsa gerek. Çünkü bu gemi battıktan sonra keşfedilinceye kadar binlerce yıl suyun altında kaldı. Batıktan çok sayıda malzeme çıkarıldı.
Ama önemli olan bu malların o günün dünyasında farklı medeniyetlere, farklı coğrafyalara ait olmasıydı. Hepsi bir şekilde bir araya gelmiş ve Ulu Burun gemisinde beraber yolculuk etmişti. Gemi bir şekilde hedefine ulaşamamış, batmıştı. Bu sayede bu batık günümüz insanının geç tut çağı hakkında yeni bilgiler öğrenebilmesine yardımcı oldu. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Görüş ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. Ayrıca yeni videoları yakından takip etmek isterseniz kanalıma abone olabilir ve bildirimleri açabilirsiniz. Sağlıklı ve mutlu günler dilerim. Hoşça kalın.